Yani şimdi ben size 100 kere söyledim ama siz 100 defa da anlamadınız arkadaşlar. Hala TYT denemelerine giriyorsun. Karşına çıkan problem sorularında kendi stilini bulamamış halde karşına çıkan soruları spontane biçimde çözüyorsun. Ve daha sonrasında belli başlı dalgalanmalar oluyor. Yani nasıl diyeyim dalgalanma? Bir denemede 11 net yapıyorsun problemlerden. Bir denemede 5 net çıkarıyorsun. Bir denemede 8 net yapıyorsun. Artık sınav gününe kadar hangi ortalamayla ilerlersen sınavda da şöyle bakacaksın. Diyeceksin ki şansına 8 de çıkabilir, 12 de çıkabilir. Ya böyle şeyler olmasın. Artık sabit de problem netini. Artık problemleri nasıl çözeceğini mi öğreniyorsun? Kendi stilini mi oluşturuyorsun? Yap. Ama ben sana bu videoda kendim herhangi bir problem sorusuyla karşılaştığım takdirde bu soruları nasıl çözüyorum? Bunları anlatmaya gayret göstereceğim. Bu videoda iki tane soru çözeceğim ve soruları çözmeden önce de size belli başlı bazı stillerden bahsedeceğim. O stilleri eğer düzgün bir şekilde öğrenebilirsen kendine uygulamaya gayret göstereceksin sen de. Ama lütfen yalvarıyorum size bu problemler çözümünü sakın ha bir matematik denklemiymiş gibi düşünmeyin gençler. Tamam? ÖSYM'nin son yıllarda çıkan sorularına bakabilirsiniz. 2018'den sonra özellikle 2018, 19, 20, 21, 22, 23 hem MSÜ'de hem TYT'de hatta AYT'de ilk 10 soruda karşımıza çıkan o problemleştirilmiş bazı sorular var. Oralara da bakabilirsiniz. Çoğu soru böyle aşırı derecede denklem gerektirmeyen, sadece bir iki ufak matematik bilgisiyle çözülebilecek sorular. Senin burada sıkıntın ne? Ya soruyu anlamaman, ya soruyu uzun bulman, ya da çok fazla işlemle çözüldüğünü zannetmen. Şimdi biz burada matematik problemlerine nasıl bakmalıyız? Ben nasıl bakıyorum? Önce onu söyleyeyim. Bak nasıl bakmalısın falan diye söylüyorum. Ben direkt kafamdakini anlatıyorum abi. Tamam, yani benim karşıma bir öğrenci örnek veriyorum. Uğraşmıştır soruya. Başarılı da bir öğrencidir. Demek ki bu getireceği soru zordur da hiç fark etmez. Soru karşıma geldiği takdirde ben bunu sanki onun bir derdini dinliyormuş gibi çözüyorum. Yani bunu şu şekilde düşün. Soruyu okumaya başladım ya, sanki birinin bir sorunu varmış da, birinin bir problemi varmış da o problemi çözmeye çalışıyormuşum gibi okuyorum soruları ve gündelik hayatta düşünüyorum. Yani sanki böyle bir roman okuyormuş gibi, sanki böyle bir hikaye okuyormuşçasına satır satır her satırda, her cümlede anladığım şeyleri kafamda canlandırarak çözüyorum. Sizin çoğunuzun yapmadığı şey bu. Hemen soruya girer girmez diyoruz ki nereye x diyeceğim. Lan x deme, bir dur. Yani bir anla soruyu. Önce kafandaki o hikayeyi bir oturttur, zaten %70'ini çözeceksin sorunun. Çünkü soruyu anlamaman senin derdin bu. Soruyu anlamıyorsun. Her soruya bir matematik sorunuymuş gibi bakıyorsun. Sanki böyle bir fonksiyon kurulması gerekiyormuş gibi düşünüyorsun. Sanki böyle bir denklem çıkarman gerekiyor. Bir eşitsizlik çözmen gerekiyor. Bir üstlü sayı olacak, bir köklü sayı olacak, bir mutlak değer kurmam gerekiyor gibi düşünüyorsun. Sen hata yapıyorsun. Tamam. Kurman gerekiyorsa illa ki kurarsın ama önce yapman gereken şey o stili oluştururken. Yani ben kendi stilimi anlatıyorum ya size. Ben önce ne diyor onu anlarım abi. Eğer bunu anlamadıysam zaten yapacağım işlemlerin bir mantığı yok ki. Düşünsene, olayı anlamamışsın. Denklem kurayım da mutlak değerde olur belki. Eşitsizlik küçüktür diyeyim. Eksiye böldüm. Eşitsizliğin yönü değişti. Cart curt. Yani ya bir dur, ben soruyu anlamadım ki neye işlem yapacağım? Yaptığın işlemden sonra ya hatalı bir sonuç bulursun ya bulduğun sonucun hiçbiri, 3 tane 4 tane sonuç buldun. Hiçbiri şıklarda olmaz. Bu şekilde olursa böyle olmaya mahkum zaten olay. Yani hani sen soruyu anlamamışsın bir kere, yapacak bir şey yok. Demek ki önce ne yapmam gerekiyormuş benim? Soruyu anlamam gerekiyor. Tamam. Şimdi bir 3-4 satırlık fonksiyon sorusunu anlarsın abi. Yani matematik dilinde yazılmıştır. Zaten çoğu cümlede soruyu sorabilmek için gerekli cümlelerdir. Yani mesela aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yani soru bu değil zaten, tamam. Yani hani önemli olan kısımlar bu cümleler değil. Bunları da çıkardığın zaman sorudan zaten senin elinde 2-3 tane bilgi kalıyor fonksiyon sorularında, örnek veriyorum. Ama problem sorularında sorunun her satırı, sorunun her kelimesi, hatta her kelimedeki bazı ekler bile bizim için çok değerli oluyor. Bunların bir sürü örneğini ben size problemler kampında da zaten anlattım. Takip edenler bilirler. Ama ben şimdi size çözeceğim iki soruda satır satır
Önce ne yapmam gerekiyor? Soruyu nasıl düşünmem gerekiyor? Nasıl okumam gerekiyor? Sizlere göstereceğim. Gelin beraber bir bakalım bakalım. Bak çok pür dikkat dinle, ne yapmaya çalıştığımı, neyin nereden geldiğini çok iyi anla. Tamam? Bunu kavramanı istiyorum senden. Soruyu gözünle de çözebilirsin. Soruyu kendin çözebilirsin. Ha bu sorular kolay ya, ben zaten çözebiliyorum deyip videoyu kapatabilirsin. Ama ben sana diyorum ki lütfen bekle, bekle ve İsmail Hoca nasıl çözüyor soruyu? En azından bir stil görmüş olursun. Hani bin bilsen de bir bilene danış demişler ya arkadaşlar. Tamam, bir tane bilen var şu an karşınızda ve onun bir fikrini alın, tamam? Hoşunuza gitmezse atın çöpe ama işinize yarayacağına %100 eminim zaten. Dolayısıyla benim soruyu nasıl çözdüğüme, bu sefer sorunun çözümüne odaklanmayın da İsmail Hoca soruyu nasıl çözüyor, nasıl yaklaşıyor, bu sefer buna odaklanmanızı istiyorum. Sizden ricam bu gençler. Tamam, hadi bakalım soruya. Karşımızda böyle bir soru var. Soruya ilk şöyle şekline bakar bakmaz, tamam mı? Tamam diyorum, hareket problemi. İlk yaptığım şey bu. Bu bir hareket problemi, tamam eyvallah. Dairesel'de bir pist varmış elimde. Bak daha soruyu okumadan görseliyle bu cümleleri şu an konuşurken belki 10 saniye 15 saniyede kuruyorum ama senin düşünce hızın zaten ışık hızında olduğu için sen bunları direkt, yani 0.2 saniye bile sürmeyecek senin bunları düşünmen. Hareket problemi, dairesel'de bir pist var. Okey, hadi okuyalım bakalım. Şekildeki dairesel pistte bulunan A ve B hareketlileri ok yönünde hareket etmekte. Oku vermiş. A burada, B burada. Bak soruya odaklanma. Nasıl çözdüğüme, nereyi okuduktan sonra mola verdiğime, nereyi okuduktan sonra bir durup yazı yazdığıma iyi odaklan. Tamam. A ve B hareketleri ok yönünde hareket etmekte. A buradaymış, B buradaymış. Oklar bu tarafa doğru. Demek ki bu tarafa doğru hareket edilecek. A ve B hareketlilerinin zamana bağlı hızlarının farkı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Şimdi hemen burada ben şunu düşünürüm. Hızlarının farkını verdiyse ben birinin diğerine, hızlı olanın yavaş olana yetişebilmesi için hızlarını farkını alıyordum. Bunu yola böldüğüm takdirde süreyi buluyordum gibi gibi şeyler düşünüyorum aklımda. Tamam. Şimdi bir grafik var. Burada dakika ve kilometre bölü saat grafiği bu. İlk olarak buna baktım. Daha sonrasında burada 30 dakika, şuradaki mesafenin 20 dakika ve buradaki mesafenin de 10 dakika olduğunu fark ettim hemen. Diyor ki A hareketlisi B hareketlisini 1 saat sonunda ilk kez yakaladığına göre. He, o zaman şunu diyeceğim. 1 saat demiş, zaten 60 dakika, demek ki tam olarak burada A B'yi yakalamış dedim. Dairesel pistin çevresi soruluyor. Şimdi öncelikle benim düşünmem gereken şey şu: A ile B arasındaki mesafe, yani A'nın B'yi yakalayabilmesi için kapatması gereken mesafe neresi? Şurası. Ben bunu görür görmez hemen derim ki bu pistin çeyreği abi. Bunu buraya yazmana gerek yok, aklında da tutsan yeter. Bu pistin çeyreğiymiş. Şimdi hızları farkı 10 km bölü saat demek ne demek? Hemen bunu düşünürüm aklımdan. Derim ki demek ki 1 saatte 10 km fark kapatacak. Tamam, güzel. Ama bu yarım saat boyunca hızları farkı olmuş. 1 saatte 10 kilometre fark kapatıyorsa o zaman yarım saatte 5 kilometre fark kapatır. Hemen geldim buraya. Şu ne demek? 1 saatte 6 kilometre fark kapatacak demek. Şuraya bakıyorsun, burası 20 dakika. 20 dakika 60 dakikanın 3'te 1'i. Demek ki burada 6 kilometre fark kapatacaktı. O zaman bu da 3'te 1'i kadar kapanacak. Yani 2 kilometre fark kapanacak. Hemen geldim buraya. 1 saatte 3 kilometre fark kapatıyormuş. 1 saatte 3 kilometre fark kapatıyorsa buradaki 10 dakikada da 10 dakika 60 dakikanın 6'da 1'i. Demek ki 3'ün 6'da 1'i. Yani 3 bölü 6 kilometre. Yani 1 bölü 2 kilometre, yani 0.5 kilometre fark kapanacakmış. Ve bu kadar farkı kapattığı zaman da yetişiyormuş zaten. Aradaki fark ne olacaktır o zaman? 5, 2 daha 7, 7.5 olacaktır. Yani ben artık bu pistin çeyreğini buldum. 7.5 kilometreymiş. Pistin çeyreği 7.5 kilometre ise yarısı 15'tir, tamamı da 30 kilometredir diyebiliriz. Yani cevabımız neymiş? E şıkkıymış. Tamam. Bak burada yaptığın, hani denklem nerede? Denklem yok. Hız problemi tamam güzel. Hani o formül nerede işine yaradı? Formül işimize yaradı elbette. Yani x eşittir vt'yi bu sorunun neredeyse her bir yerinde kullandım ama denklemi kurmak zorunda kalmadım.
Ben zaten şunu biliyorum. Yani sayısallar için özellikle, ki bunu eşit ağırlıklar da biliyor. Çünkü fiziğin bir kısmı bilmesi de gerekiyor. Ama bilmene de lüzum yok ya. Zaten adam sana vermiş bak. Formülü hatırlamana bile gerek yok. Adam sana diyor ki hız neymiş? Kilometrenin saate oranıymış. Zaten bunu veriyor. Kilometre bölü saat diyoruz. Bak yolun zamana bölümü zaten hız. Yani senin böyle formülleri düşünmene, denklemler kurmana, şunları bunları yapmana ÖSYM 2018'den beri sorduğu sorularda bu tarz sorular kullanıyor arkadaşlar. Lütfen. Şimdi hatta ve hatta yanlış hatırlamıyorsam 2022'de MSÜ'de çıkmış bazı sorular var. Ya size yemin ederim 3 tane soru bak. 3 tane soruya bir matematik konu kazanımı ekleyemedim. Ekleyemedim. Yani matematikle alakalı bir konu dışında adam problem sormuş. Bu ne demek oluyor biliyor musun? O 2-3 tane problemi, örnek veriyorum, sokakta yürüyen bir vatandaşa bile sorsak o bile kısa bir şekilde şöyle düşünüp çözebilir. Bu demek. Yani her soruya denklem kuracağım ben. Sorunun işte tamamını okuyacağım da şunu yapacağım da mı? Gerek yok. Şimdi burada dikkat etmen gereken şeyleri dikkat ettiysen, ben çözerken her anladığım cümleden sonra bekledim ve soruya 2-3 saniye yorum yaptım. Tamam. Yani en başta söylediğim olay, hikayeymiş gibi okuyorum. Sanki ben o soruyu okurken birisi bana bir derdini anlatıyormuş da ben o derdi dinleyip böyle tamam ya. Tamam, hallederiz. Bu şekilde sanki birisi derdini anlatıyormuş da ben onun derdini çözecekmişim gibi dinliyorum. Tamam mı? Dolayısıyla kafana böyle denklemmiş, matematikmiş, şuymuş, buymuş. Bak, problem diyorum ya. 30 tane TYT matematik sorusunun içerisinin yarısı ya, yarısı. 15 tane neredeyse ortalama problem çıkıyorsun sınavda. Bu demek yarısı. Sen TYT'yi o kadar artık sallamıyorsun ki. Niye biliyor musun? Problem çözemeyince matematik yapamıyorum zannediyorsun. Alakası yok. Sen problem çözemiyorsun. Ama şimdi bir tane daha sizlerle birlikte bir soru çözelim. O sorumuz da bu olsun. Şimdi yine bu soruya da dikkatli dinle. Sorunun çözümüne odaklanma lütfen. Bu videoda lütfen rica ediyorum, sorunun çözümüne odaklanma. Ben soruyu okurken neler yapıyorum, bunlara odaklan. Tamam mı? Benim fiillerime odaklan. A ve B takımları Süper Lig'in iki takımıdır. Bu takımların son 10 yılda oynadıkları tüm maçlarda kazanma oranları aşağıda verilmiştir. 10 yıl boyunca A ve B takımları maç yapıyorlar. Çeşitli maçlar yapıyorlar. Ve buradaki kazanma oranları da A takımı yaptığı 100 maçın, örnek veriyorum, 75'ini kazanabilen bir takımmış bu oran. B takımı da her yaptığı 100 maçın 84'ünü kazanmıştır diyebiliriz. Şimdi bu takımlar özel bir turnuvada kendi aralarında 10 tane maça çıkmışlar ve maçlardan hiçbiri berabere bitmemiş. Ha tamam, hiçbiri berabere bitmiyorsa, mesela örnek veriyorum, 7 tanesini A takımı kazandıysa 3'ünü B takımı kazanmıştır derim. Çünkü hiçbiri berabere bitmemiş. İki takımın da özel turnuvadan sonra genel kazanma oranları düşmüştür. Düşmüş. İkisi de düşmüş. Maçların x tanesini de A takımı kazanmış. Şimdi buna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı soruluyor bana. Şimdi A takımı ve B takımı derim ben. Bunlar kendi aralarında maç yapmışlar sadece ve toplam 10 tane maç yapmışlar. Mesela bunun 10'unu da A takımı kazanabilir. Hiçbirini B takımı kazanmaya da bilir. Yani 0 diyelim buna. 9'unu A, bir tanesini B. 8'e 2, 7'ye 3. Hemen yazıyorum hiç vakit kaybetmeden. 6'ya 4, 5'e 5 olur. 4'e 6 olur, 3'e 7 olur, 2'ye 9 olur, 1'e 2'ye 8 olur, 1'e 9 olur ve 0'a 10 olur. Başka bir ihtimal var mı? Yok. Tamam, güzel. Şimdi eğer ki diyorum, mesela örnek veriyorum, şuna baktım. Eğer A takımı tüm maçlarını kazanmış olsaydı şu oranların üzerine bir oran daha ekleyecekti, %100. Bu A takımının kazanma oranını yükseltirdi. Tamam, B takımı düşer de A takımının kazanma oranını yükseltir. Bana diyor ki düşmüştür. Demek ki A takımı, şimdi 10 tane maça çıkmış ya, 8 maçını kazanamaz abi. Çünkü 8 maçını kazandığı anda yeni kazanma oranı %80 olacaktır ve bunu artıracaktır. Doğal olarak ben bunu elerim. Bunu da kazanamaz derim A takımı. Bunu da yapamaz. Çünkü %80 olamaz. B takımına bakalım. %84'lü 84'ü aşağı çekmem gerekiyor.
Eğer 10'unu da kazanmış olsaydı %100 olurdu. 9'unu da kazanmış olsaydı %90, %84'ü yükseltirdi. 8'ini kazanırsa %80 olur. %80, %84'ü düşürecektir. Dolayısıyla benim yapmam gereken artık şuradan itibaren bu maçın, bu aralarında yaptıkları maçların skorları olabilir. Güzel. A takımı bu maçların X tanesini kazanmıştı. X'ler hangileri oluyor? Bunlar. İşte bunların toplamı sorulmuş bize. 7 ile 2'yi topladım. 9. E zaten burası da 9. Burası da 9 yapacak. Toplam cevabımız o zaman bizim 27'ymiş. Yani cevap D şıkkıymış diyebilirim. Evet, şimdi dikkat ettiyseniz gençler, her anlamlı bulduğum cümleden sonra, yani her anladığım cümleden sonra oturuyorum ve diyorum ki 2-3 saniye yorum yapayım ben buna. Çoğunuz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bak buna yemin ederim birebir şahit olduğum için söylüyorum ya. Birebir şahit oluyorum ben. Ya adam sürem yetişmeyecek diye oturuyor abi. Bütün soruyu hızlı hızlı okuyor. E problem ya bu hani. Yani anlaması zor ya. Değil mi? Ama hepsini okuyor. Sonra diyor ki sonlarında bir yerleri, çünkü en son orayı okudu ya, şuralarını bir yerleri anladı. Sonra diyor ki dur bir dakika ya, ne demişti diyor. Hemen şurayı bir daha okumaya başlıyor. E gitti abi. Sen burayı bir daha okuyacaksın, sonra burayı bir daha okuyacaksın. Yani ilk önce yanlış çözümü uyguluyor. Hepsini okuyarak. Sonra da diyor ki dur unuttum diyor. Bir daha bakayım diyor. Şimdi satır satır bakmaya başlıyor. Sonra doğru çözümü uyguluyor. Ya ve bu şekilde senin gitti abi, süren gitti. Kim sana sınavda 30 saniye veriyor? 30 saniye var ya, altın değerinde ya. Kim sana veriyor? Bu 30 saniyeyi kimse vermiyor ki. E bunu sen yaratacaksın abi. Bunu sen ilk seferde düzgün bir şekilde kendi stilini de oluşturacaksın burada. İlk bu şekilde yaparsan, anlamlı olarak okursan, anlamaya çalışarak yaparsan zaten gündelik hayat probleminden çok da farkı yok. Şimdi ilk soruda size sormuştum. Yine soruyorum. Nerede denklem? Yok. Mantık abi. Tamam. ÖSYM artık kendi stilini o da buldu. Ve ÖSYM artık bu şekilde sorular sormaya başladı. Ve sormaya da devam edecek arkadaşlar. Tamam. 2024 YKS'de de aynen bunları göreceğiz. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Umarım siz de benim derdimi anlamışsınızdır. Ya çok emek veriyorsunuz, anladın mı? Ya ciddi anlamda emekler veriyorsunuz. Öyle boş beleş emekler de vermiyorsunuz yani. Sabahın köründe uyanıyorsunuz abi. Tek derdiniz matematikte değil ki. Türkçesi de var bunun. Beni de var bunun. Sosyali de var bunun. Matematiği var. Matematik 86 parçaya ayrılmış abi. Ya ben sizi anlıyorum. Çok çalışıyorsunuz. Çok emek veriyorsunuz. Bazen bunalıyorsunuz. Evet, çok iyi anlıyorum. Ama yapacak bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Dişimizi birazcık daha sıkacağız. Birazcık daha sıkacağız. Başka bir şey yok gençler. Lütfen sizden rica ediyorum. Bari yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Bunu doğru bir şekilde çalışın da, doğru bir şekilde yapın da emekleriniz karşılığını bulsun ya. O kadar çalışmanın karşılığı boşa gitmesin. Bizim derdimiz bu. Bizim hocaların derdi bu. A hocası, B hocası, İsmail hoca, Kemal hoca hiç fark etmez. Derdimiz bu arkadaşlar, sizsiniz. Ya bu çocukların hepsi çok fazla emek veriyorlar. Bu çocukların emekleri heba olmasın. Tek derdimiz bu. Yani senin daha iyi sıralama yapman bir başkasının sıralamasını daha aşağı çekecektir elbette. Eyvallah, ama hani bu konuda diyoruz ki abi netin yüksek olsun. Matematik bilen adamlar ol. Analitik zekası yüksek insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Derdimiz bu. Zeka geliştirilebilir bir şey, biliyorsun. Derdimiz bu ya. Başka bir şey değil. Ya adam matematik bilmeden matematik bölümü okumaya gidiyor. Derdimiz bu arkadaşlar. Yani bölümlerin puanları her geçen yıl düşmeye başladı. Yani puanları düşüyor, sıralamalar düşüyor. Yani kalifiye eleman artık yetişmiyor üniversiteden. E niye? Çünkü sorun çözme, problem çözme, denklem çözme yeteneği çocukların yavaş yavaş kayboluyor. Çünkü o kadar çok yük var ki sırtınızda. Anlıyorum sizi, çok iyi anlıyorum. Ve biz bu yükleri hafifletmek istiyoruz. Yanlış çalışıyorsan hemen diyorum ki, sırtına dürtüyorum. Bak bakayım buraya. Bak bakayım buraya. Yanlış yapıyorsun. Tamam. O yanlışı lütfen yapma. Dön oradan ya. Yanlış yoldasın. Bak doğrusu bu. Bunu yapacaksın. Tek derdimiz bu. Evet gençler, umarım hem derdimi anlatabilmişimdir, hem sorulardaki çözüm yöntemimi anlamışsınızdır. Umarım kendiniz de uygulayabilirsiniz soru çözerken. Daha da fazla soru çözmek istiyorsanız zaten
bir sürü 900 tane, 1000 tane, bilmem kaç tane video var. Her birini izlemeye vaktiniz olmaz ama hani problemler konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlarım, açıp ekranı çok zor değil yani. Orada bir problemler kampı yapmışım. Aç abi, oradan çöz. Yani dur dinle beni. Hoca burada ne yapmış? Niye bu işlemden sonra bu işleme geçmiş? Orada neyi düşündü? Ben her birini sana basamak basamak söylüyorum zaten. Tamam? Hadi bakalım. Sonraki videomda o zaman görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.